Evet yani. Gülşen'in bu sözlerine şimdi öyle bir konuğumuz geliyor ki Hem de nasıl tamamıyla geliyor? Gülşen'in açıklamalarından habersiz giyinmiş bir de böyle. Evet. Tam hani cuk oturdu diye bir şey var ya, cuk oturdu. Onu tarif edecek böyle sıfatlar yetersiz kalıyor. Onun için ben direkt adını söyleyeceğim. Kemal Doğulu gelsin efendim. Gelsin, Ama gelsin. Kemal'in şöyle bir kıyafetine bakalım. Evet. Eteğimi giydim evet. Geldim. Ama haberim yoktu gerçekten. Aynen öyle. Eteklerimiz kapışsın Sefo. Neredesin? Evet. Etekleriniz kapışsın. Sefo isyanda eteği kaptırdık diye. Dur, ama şimdi oturma. Bir dakika. Oturayım şimdi ben. Burada ben hep diyorum ya, bu masada bu etek konuşulduğunda, erkeklerin etek. Şu anda çok iyi görünmüyor mu? Yani şimdi bu, bakın sevgili seyirciler. Şöyle bir boy vereyim. Bakın ne var bunda? Boy verdim mi? Anlamadım. Etek. Yani isterseniz bu böyle de giyiliyor. Bu çıkıyor mu? O çıkıyor. Tabii değil ki mi? İsterseniz böyle sokağa da çıkıyorsunuz. Mis. Yani bu tamamen zevke dayalı. Hep söylediğim gibi, daha önce de bir laflar söyledim de iletişimci kadınlar saldırdılar ya bana. Evet. Bir takım. Bırakın şu insanlar ne istiyorlarsa giysin. Oturabilir miyim öğretmenim? Lütfen. Lütfen. Otur. Şu insanları dur, ışığımı da ayarlayayım. Evet. Evet, ışığını da. Zaten ışığım var da. Bozulmasın. Bir de hani teknik olarak da ayarla. Şimdi yani karışılmasın istiyorum. Bu kılık kıyafet konuşulmasın istiyorum. Yani niye konuşuyoruz ki biz insanlar? Ama sence niye konuşuluyor? Niye? Çünkü yani en tartışılası konulardan bir tanesi hani zevkler ve renkler. Tartışılmaz diyoruz da hayır. Tam tersi tartışılıyor. Bunun üzerine çıkıyor bütün çatışmalar. Evet, evet. Tartışma, bütün zevkler farklı. Bütün insan, bütün bireyler farklı. Herkes bırakın istediğini giysin. Ya ama etek bak, bir giysin. Şey söyleyeceğim. Tamam. Yakışan sizin... diyeyim, sen rahatla çünkü sen biliyorum böyle bir tüylerin ürperiyor. Evet yani ben şöyle... Sen sahne performansı yaparken tiyatroda ya da ne bileyim bir sürü çok güzel işlere imza atıyorsun. Onların hepsinde giy. Ama sokakta giymen... Ya şimdi mesela Müge biraz... bak ne var? Bir şey ama söyleyeceğim. Siz işte. Geçen beni yakaladıklarında masaya, bu masaya yatırdın mı sen beni? Yelda'cığım sen? Yok öyle biri. Çok yatırmadık. Nasıl yatırmadın, olsa geleceksin. Nasıl canlı canlı yatırmaya canlı karar canlı verdim. İfadesini alalım ben yatırma. Ama biz Müge'yle bu etek konusunda şeyiz. Ben Müge'ye diyorum. Tarafınızı senin kesinlikle karşısın sen. Yani bak şöyle, performansınızı sergilerken sahnede asla karşı sokakta değilim. Sokakta giymeyin çocuğum diyorsun. Sokakta giymeyin çocuğum. Çünkü bak gerçekten delireceğim. Ben değiştireceğim Müge'yi. Şunda ne var? Sokakta giydim Müge. Bir bakar mısın? Sokakta bak. Giydim işte. Ben şimdi, bunda bir şey yok. Abuk bir durum var bak, mı? Bak şimdi ben olanı söyleyeceğim sana. Çünkü önemli olan... seyirci, benim gibi hani senin seyirciler gibi de var ama siz nasıl olsa ikiniz aynı fikirdesiniz, beni ikna etmek zor. Tamam. Hele bu yaştan şu sonra anda. Bak şimdi çok yakışıklı bir çocuk bu. Evet. Yani şu anlama geliyor, ne giyse zaten taşımayı beceriyor. Bu cepte bir, tamam. İki. Şunu. Tamam. Çıkartasın var. Tamam. Bunu çıkardığında. Mikrofonum çok orada. Çok özür dilerim. Mikrofon var. Tamam. Dur, tam bunsuzdu gör. Tamam. Bunda da ne fark var? Çok büyük fark var mı bak? Var. Ya sevgili seyirciler, çok büyük fark var mı Allah aşkına? Var tabii ki. Müge'nin tamam, bu kadar sen böyle mi istiyorsun? Ben böyle istiyorum. Tamam, senin gönlünü yapacağım hadi. Sen gene giy, ben sana karışa. Bak Deda. Benimkisi karışmak tamam, anne, anlamında tamam. Değil. Annem bile karışmıyor bana. Ben insan giyer misin? Hayır. Müge, peki o zaman şöyle yapalım. Programın yarısında giyir, diğer yarısında tamam, çıkar. Tamam, ilk yarısında o zaman giyineyim. Senin bence takıldığın şey Müge, şimdi burada benim altında bir jean var. Bak, evet. Ball oversize bir jean aynen var. Öyle. Üzerine o siyah etek parçası geçirildi. Belli belirsiz bir etek belli parçası belirsiz bir oluyor. Senin rahatsız olduğun şey işte bacaklara çıktı. Böyle kısa mini. Mesela bu mu? Sefon'un eteği mi? Ha bak, bu da Bartu, Bartu değil mi? Bartu. Şimdi bak, Bartu dediğin zaten sokakta. Ama bak yani. Bir şey söyleyeceğim. Sefo İskoçya'ya, İngiltere'ye gittiğinde giyiyor. Kilt onların geleneği, ben onlara hiçbir şey diyemem. Git orada giy. Ya da Bartu Küçük Çağlayan sahne performansı. Evet. Orada istediğini yapabilir. Gözüme biraz tuhaf gelse de ses çıkarmam. Ama yolda görmek istemiyorum. Peki şimdi bu üstümdeki şey yolda giyinmek için, sokakta giymek için abartılı mı sence? Hayır, çok abartılı durmuyor. Biraz dikkat bakınca. Yani biraz etek dikkat diyorum işte. Zaten insanlar ben sana niye bakarım. Giyiniyorlar? Dikkat çekmek teşekkürler için. Başka sorum yok. Evet. Şimdi sahnede de mesela o kostüm. Bugün ben tersimden mi kalktım? Hayır, acaba? Gayet iyisin. Bence. Gayet iyisin. Peki sen niye etek erkekler için üretildi? İlk dedin? Ortaya çıkması. Topuklu ayakkabı erkekler için. Nasıl? Etek erkek nasıl? Yani Fransa'ya, antik çağlara gittiğimiz zaman. Parfüm erkekler için, makyaj erkekler için yaratıldı, tasarlandı diyeyim ben. Hani pisliklerini kapatmak için, daha doğrusu Fransızlar. Evet. Pis kokuyorlardı, parfüm icat ettiler.
Yollar affedersiniz çamurluydu, dışkı doluydu. Evet. Bunlar toplu ayakkabı icat ettiler. Evet, evet, evet. İşte parfüm yok, makyaj suratlarını, French dediğiniz o bayıldığınız şey tırnaklarının diplerini, siyahlarını kapatmak hiç için uydurulmuş. Bak, çirkin bir şey, bu da. Evet. Hepsi aslında temiz görünmek adına yapılmış şeyler. O zaman erkekler yani pislik tabii konusunda yani, daha mı? Hayır, o zaman kadınlar sokaklarda çok gezmiyorlar. İş hayatları zaten sıfır yok, biliyorsunuz. Evet. Sadece evlerindeler. Erkekler sokaklarda, hastalığı yayan erkekler. Sokağa giden, işte o çalışan, o sokaklarda gezen erkekler. Peki bir şey söyleyeceğim Kemal'cim. İnşallah bu güzel kızımızın yarın öbür gün böyle bir erkek arkadaş, sevgili ya da etek diyeceğim ki o beyefendiye müstakbele bir etekle çıkar mısın Yelda'nın karşısına? O zaman tepkisini şey çekeceğim, burada VTR yapacağım. Ya büyük bir şey söyleyeceğim. Ben zaten tütü etek giyen sokakta biri yani zaten öyle bir şey giymek istiyorsa da giyer yani. Tamam, sınırlarımız bence bu olsun maksimum. Hani ya sokakta bana, giyilebilir. Beni, bana şu zihniyetindeki böyle... Olmaz mı? Bu sınır yani bu. Biliyorsun bundan... ben transparana da takıyorum. Evet erkekler. Ben bugün sabah bazı taktım şimdi. Bazı artık sen de seviyorsun erkeklerde transparan değil de hani böyle biraz daha böyle pullu, biraz pırıltılı. Ya. Geçen öyle bir cümle çıktı ağzından hayır, senin. Hayır Cenk. Şık dedin. Şöyle Tarkan böyle pullu payetli çıkıyor konserde. Bin ama yıldır. Tarkan yolda öyle pullu payetli zaten gezmiyor. Niye yolda öyle giyinsin? Tamam yani. Tabii, niye ama giyinsin? Bak yavaş yavaş sahneden aşağı inecek bunlar. Benim korkum ben şimdi bugün buraya gelirken yeni bir transparan gömleğim var. Ha. Dedim ki Müge'yi bir delirteyim şimdi. Sonra dedim ki şimdi boş ver onu da kırmayayım ya dedim. Ay canım ben sana kırılır mıyım? Peki sıcak turda değerlendireceğimiz başka haber. Ha dur şeyi soralım hemen geçmeden. Gülşen'in yeni Bal. Bal. Ha, nasıl buldun bal, şarkısını tanıtımı? Bal gibi bir şey geliyor anladığım kadarıyla. Gülşen'in hayranıyım. Mütevazılıkta Gülşen gibi olun lütfen. Mütevazılıkta mı? Ve tarz sahibi, stil sahibi bir kadın. Çok beğeniyorum her zaman. Klibi nasıl buluyorsun? Yine klibi böyle daha bir... bulmuyorum galiba. Böyle saliselerle anlamaya ama yani buradaki tabii neler geleceğini az çok anlıyoruz hepimiz. Geliyor. Geçmişte gelmekte ben olan. De bir yüzlerce bu tarz klipler çektiğim için beni şaşırtmıyor artık. Ama tabii Türkiye şaşıracaktır biraz. 17 Mayıs'ta çıkıyormuş. Ama bak hadi şimdi bakalım. Diğer sanatçılarımız ya da ünlülerimiz de bir şarkı ve klibin duyurusunu yapıyorlar. Ve bayağı da uğraşıyorlar evet, bir yerlerde Gülşen çıksın çok ara diye. Veriyor. Gülşen hiç... Çaba göstermeden dün bütün Instagram'larda şu video vardı yani. Çünkü Gülşen artık oralarda değil. Tease etmesini iyi biliyor yani. Evet. Ucundan bir azıcık bir gösteriyor. Bal da diyor zaten evet. Bir parmak balı çalıyor izleyicinin dinleyicinin ağzına. Şimdi diyor ki sizin hayal dünyanıza bırakıyorum. En zaten, güzel kısmı bu bence. Evet, zaten hayal dünyası işledi dün sosyal medyada. Ya bu geniştir bizim Türkiye'sinin hayal dünyası. Peki devam edelim sıcak turda. Daha kimler var? Ezgi Mola var. Serenay Sarıkaya var. Yeni aşk itirafı var. Arkadaşlarımı karşıma çıkarıyorsunuz. Nasılsınız bunlar? İyi, iyi. Canlıyız, aynen. Bir üç gündür reklamlarım vardı. Onların çekimindeydim. Uzun zaman sonra sete girdim. Evet ama her şey yolunda yani çok şükür. Özlemiş misiniz? Özledim tabii canım. Ya biz çalışmayı seven insanlarız. Özledim. Güzel de geçti. Keyifliydi de. Bir haftaya görürsünüz siz de. Canı götürdünüz mü demiştiniz? Ha yok götürmedim. Tamam. Çünkü kendi düzenini bozulsun istemedim. Biraz uzaktaydı. 2-3 saatte bir uyuyor kuzucuğum. O yüzden istemedim hiç götürmeyi. Ama şimdi yeni yayın döneminde yani dijital veya ana akıma bir iş olursa. Dizi yaparsam götürürüm arada. Dayanamam ki. Anladım. Öldüm hasretimden. Bence siz ayrılmazsınız. Çok özlüyorum. Ya ilk defa bu kadar uzak kaldık ama hani bir de biliyorsunuz reklam biraz zamana karşı yarışılan bir şey ya süreç ya. O yüzden de böyle hızlı hızlı çekmemiz gerekiyordu. Hem seti dağıtmak istemedim hem kendi kafamı, algımı, konsantrasyonumu dağıtmak istemedim. O yüzden annemlerle hep birlikte evdelerdi. Ben merak ediyorum. Bakıcısı var mı? Bir ablası var artık. Yani yanımda bana destek olan yeni. Çünkü işte bu çekimler başladı çünkü. Ama annem de hep yanında. Zaten ben hep yanındayım. Hep birlikteyiz yani. Kalabalık büyütüyoruz. Yani ukde kalıyor gibi demeyelim de. Benim aklım o benim dışımda neredeyse kalıyor. Aklınıza gelebilecek herkes dahil buna. Bir de sizin öcü sözleriniz. Mesela şu anda da mesela aklım onda öyle söyleyeyim. Her yerde benim aklım onda.
diyorsun? Evet. Ev ne yapayım? Hayır, onun bakamamasıyla alakalı değil. Ben çok alıştım. Her anında, her saniyesinde ben ilgileniyorum. Yani ona, bana destek olan biri olsa da ben onun yanındayım. Ben yine her şeyini organize edip hallediyorum. Sizin bu özlü sözleriniz var ya, 40 yılın başında. Özlü söz demeyelim, estağfurullah. Ama öyle canım yani. Ama tabii ki işte işler başlayınca mecburen bir şekilde destek almam gerekiyor. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyi, sağ olun. Hayırlı olsun diyelim efendim. İlk tepkileri sorsak nasıldı? Çok teşekkürler. Lansmanımızı yaptık. Henüz çıkmadı. Dizi yarın çıkacak. Etrafı izleyenler için soruyorum galaya gelip de. İlk bölümden herkes çok memnun çıktı. Bakalım geri kalan reaksiyonlar nasıl olacak? Heyecanlıyım ben. Çok gülmeniz de çok konuşuldu. Çok geç kaldım. Özür dilerim. Ne oldu, çok konuşuldu. Evet ya, ben öyle gülüyorum. Ne yapayım? Benim yapım o. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Geç kaldım. Vallahi çok geç kaldım. Yaz geliyor. Çok geç kaldım. Başka zaman konuşalım. Ne olur. Öpüyorum. Tamam. Dün konuştuk daha. Haydi bay bay. Göndermeler çok konuşuldu. Sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. O kadar güzel ki ekip arkadaşlarım. Sen ne diyorsun? İlişkiniz hakkında özellikle reklam aşkı olduğu söyleniyor. Ya bu... böyle şeyler çok milattan önce de kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Gerçekten. Yani bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan, insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet. Ben böyle bir şey gerçek hayatta yok ya. Evet. Biz de eğlendik. Yani ben öyle yaşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben şu iddiayı soracak bilmiyorum. Benim ilişkiye yakınlaştığımda haberler çok teşekkür ederim. Bir şey çok sağ olun. Söylemeyeceğim. Yalan da değil. Söylemeyeceğim. Ortada mısınız? Çok teşekkürler. Güzel. Toplantıları soralım. Birkaç proje vardı galiba. Evet, birkaç toplantı vardı bugün. Şimdi bir başka toplantıya yetişeceğim.